Şimdi sizlere trabzan tekniklerini göstereceğim. Bunlar ikili, üçlü, dörtlü, beşli bu şekilde sıralı şekilde devam eden trabzanlarımız var. En basit şekilde başlayacağız. Böyle bir halkamız vardı. Bu halkanın içini trabzanlarla dolduracağız. Önemli olan tekniklerini öğrenmek. Bir ve iki zincir çekerek bir yükselti oluşturuyorum. Şimdi ikili trabzanımıza geçeceğim. Tığımızın üstüne ilmek alıyorum. Aldığım ilmek halkanın içinden geçiriyorum. İpimizi çekiyorum ve tığımızın üstünde 3 tane ilmek oluştu. Tekrar ip alıyorum ve 2 ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımızın üstünde 2 tane ilmek oluştu. Tekrar ipimizi alıyorum ve 2 ilmeğin içinden geçiriyorum ve bu şekilde ikili trabzanımızı oluşturmuş oluyoruz. Tekrar edelim işlemimizi. İp alıyoruz. Halkamızın içinden geçiriyoruz. Tekrar ip alıyoruz. 3 tane ilmek oluştu. İpimizi doluyoruz. 2 ilmeğin içinden geçiriyoruz. 2 tane ilmeğimiz kalıyor. Tekrar ip doluyoruz ve 2 ilmeğin içinden geçiyoruz. Bu şekilde ikili trabzanlarımız oluşuyor. Yapacağınız işlemlere göre bu tekniklerimizi uygulayabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum sizlere. İlmek doluyoruz. Tekrar halkanın içinden ilmek alıyoruz. Tığımızın üstüne 3 ilmek oluştu. İpimizi doluyoruz. 2 ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tekrar 2 ip alıyoruz ve geriye kalan 2 ilmeğin içinden geçiriyoruz. Çok basit. Şimdi üçlü trabzanımıza geçelim. Aynı şekilde ipimizi doluyoruz. Halkamızın içinden ipimizi alıyoruz. Tekrar 3 tane ilmek oluştu gördüğünüz gibi. Bu sefer iplerimizi tek tek geçiriyoruz. İpimizi alıyoruz. İlk olarak bir ilmeğin içinden geçiriyoruz. İpimizi doluyoruz. Bu sefer 2 tane ilmek kaldı. Doladığımız 2 ilmeğin içinden geçiriyoruz. Geriye tekrar 2 ilmeğimiz kaldı ve tekrar ipimizi dolayıp ikisinin içinden geçiriyoruz. Bu da üçlü trabzan tekniğimiz. Tekrar edelim işlemimizi. İpimizi doluyoruz. Halkamızın içinden tekrar ip alıyoruz. 3 tane ilmek oluştu. Hepsini tek tek 1 ikiliyi alıyoruz. 2 ve geriye kalan 2 ilmeği alıyoruz. 3. 3 aşamada yukarıya çıkmış olduk. Bu tekniğimizde de üçlü trabzan diyoruz. Dörtlü trabzanımıza geçelim. Bu sefer 1 2 ilmek doluyoruz. Çünkü 4 basamak yapacağız. Adı üstünde dörtlü trabzan. 2 ilmek doladık. Halkamızın içinden geçirdik. Gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3, 4 ilmek oldu. Tek tek alıyoruz. 1. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane kaldı. İkisini geçiriyoruz. 2. 3 tane ilmek kaldı. 2 ilmeğe geçiriyoruz. 3. basamak. Ve geriye 2 ilmek kaldı. Ve 4. basamak. Tekrar edelim. 1, 2. 2 kere ipimizi doladık tığımıza. Halkanın içinden geçiriyoruz. 1 ilmek alıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 tane ilmek oluştu. İlk başını tek bir şekilde alıyoruz. 1, sonra 2 ilmek, 2, sonra 2 ilmek daha, 3, 2 ilmeğimiz kaldı. Bunu da çektik mi? 4. Gördüğünüz gibi çok basit. Bunlar yapacağımız işlemlere göre değişkenlik gösteren trabzanlarımız. Bu şekilde işlemlerimizi devam ettirebiliriz.